Gündemden öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ekonomi gündemi bugün de yoğun. Önemli veriler var, önemli gelişmeler var. Özellikle Türkiye'nin dış ticareti ile alakalı ve yurt içindeki otomobil satışları ile alakalı hem ekonomik durumu hem de dış talep koşullarını gösteren önemli gelişmeler var. Ama biz gündemimize, bültenimize dünkü memurlarla hükümet arasında başlayan toplu iş sözleşmeleriyle başlayacağız. Zira bu konu 5 milyon kişiyi doğrudan, toplamda 20 milyon kişiyi dolaylı olarak da etkiliyor. Dünkü toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri krizlerle başladı. Öncelikli olarak memurların basın açıklamasına polis müdahale etti. Bazı sendika başkanları görüşmeye alınmadı ve en nihayetinde hükümet görüşmelere ara verdi ve teklif yapmak için bayram sonrasını bekleme kararı aldı. AKP hükümeti ile memurlar arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri krizle başladı. Toplantı günü KESK üyelerinin gözaltına alınması ve KHK'lı oldukları gerekçesiyle KESK eş başkanlarının görüşmeye alınmaması dikkat çekti. Edirne, Muğla, Van ve Artvin'den toplanarak dört koldan Ankara'ya gelen KESK üyeleri taleplerini bakanlık önünde açıklamak istedi. Ancak polis müdahalesiyle karşılaştı. Saldırıda KESK eş genel başkanı Aysun Gezen kolundan yaralandı. Toplantıya katılan KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz de bu soruna ve KESK yürüyüşüne yapılan müdahaleye dikkat çekti. Kanunetçileri bugün TİS talepleriyle, şurada az sonra size sunacağım TİS taleplerini kamuoyuyla paylaşmak üzere elbette ki Muhatap Bakanlığı, Çalışma Bakanlığımızın önünde bir açıklamayla yöneticilerimiz kamuoyuyla paylaşmak istedi. Yöneticilerimiz şu anda göz altında. Bu ülkenin ilk kurucu konfederasyonunun yetkilileri, bağlı sendikalarının yetkilileri başkentin, bakanlığın önünde göz altına alınıyorsa demokratik anlamda ülkede geldiğimiz noktada ciddi sorunlar olduğu açıktır. Bunu öncelikle ifade etmek isterim. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise gözaltıların yürüyüşün güzergahının belirlenmesi yüzünden gerçekleştiğini savundu. Bu arada sözleşme sürecinin de takvimi netleşti. Buna göre komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı dolayısıyla verilecek aranın ardından taraflar ikinci toplantı için 9 Ağustos'ta bir araya gelecek. Hükümet zam teklifini 16 Ağustos'ta kamu görevlileri heyetine sunacak. Hükümetin ilk teklifi memurlara ilk yıl için %5+4 zam yapmak olmuştu. Memursen toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon konumunda bulunuyor. Memursen taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve birinci yıl %3, ikinci yıl %2 refah payı talep ediyor. Memursen'in teklifi diğer sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı. Türkiye Kamu Sen ve KESK ise %24 ila 38 oranında zam istiyor. Evet, dün Ankara'da yaşananları ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerini konuşmak üzere telefon attığımızda KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz var. Ramazan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ramazan Bey, size görüşmeleri soracağım ama onun öncesinde Ankara'da KESK üyelerinin yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesi olmuştu ve orada gözaltı ve yaralanmalar vardı. Öncelikle sizin üyelerinizin durumunu sorarak başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 1 Ağustos yani 2019 dün Perşembe günü toplu sözleşmenin ilk günüydü. Saat 14'te bakanlıkta. Bu çerçevede biz de Türkiye genelinde şube yöneticilerimizi ve burada genel merkez yöneticilerimizle birlikte toplu iş sözleşmesi taleplerimizi Çalışma Bakanlığı önünde kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bu amaçla Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımız gelmişti. Yine bildiğiniz gibi dört koldan Van, Edirne, Muğla ve Artvin'den TİS taleplerimizi gündemleştirme amaçlı yürüyüş kollarımız var idi.
dün toplanma bölgesine yani bakanlığın önüne geçmek için bakanlığa çok yakın bir noktada buluşmuştuk arkadaşlarımızla. Fakat Ankara Valiliği'nin kararı gerekçe gösterilerek emniyet güçleri çok sert şekilde müdahalede bulundu. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Bağlı sendikalarımızdan Burak arkadaşımız, genel sekreter Habersen'in kırıklar oluştu. Yine genel merkez yöneticimiz, konfederasyon örgütlenme sekreteri İlhan arkadaşımız, İlhan Yiğit gözaltına alındı. Yine SES eş genel başkanı İbrahim Kara gözaltına alındı. Birçok arkadaşımız bu şekilde hem darp edildi hem gözaltı yapıldı. Arkadaşlarımız dün akşam itibariyle serbest bırakıldılar. Yine Tarım Orkan Sen Genel Başkanı bağlı sendikamız Hamit Bey gözaltındaydı. Serbest bırakıldılar. Bu tabii ki böylesi bir hukuksuz, böylesi gerçekten ceberrut bir tutumu bir kez daha kınadığımızı ifade etmek isterim. Biz toplu iş sözleşmesi taleplerimizi kendi muhatap bakanlığımız, Çalışma Bakanlığı önünde yapamayacaksak gerçekten bu ülkede demokrasinin, bu ülkede insan haklarının, bu ülkede örgütlenme özgürlüğünün hangi boyutlara geldiği veya getirildiği çok açık. Dün bunu Sayın Bakan'a da açıklıkla ifade ettim. Ramazan Bey, dünkü toplantıya dönecek olursak, o toplantıda hükümetle zaten siz karşı karşıya geldiniz bazı açıklamalarla ama sendikalar arasında da bir anlaşmazlık olduğunu gördük o toplantıda. Özellikle memur sen ve diğer sendikalar arasında talepler bağlamında ciddi anlaşmazlıklar, ciddi uçurumlar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem memur senin tavrını, yetkili sendik olarak memur senin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de bundan sonra alınacak süreçte sendikaların, konfederasyonların birlikte hareket etmesi mümkün görünüyor mu sizce? Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Şimdi içerideki toplantı sürecine biliyorsunuz 3 konfederasyon katılıyor. Memursen, Kamusen ve KESK olarak 3 konfederasyon katıldık. Az önce ifade ettiğim konuyu Sayın Bakan İşveren Heyeti'nin başkanı olarak açılış konuşmasını yaptı. Açılış konuşmasında tabii genel bir değerlendirme yaptı. Ülkede AKP iktidarları döneminde demokrasinin geliştiğinden söz etti. Yine kamu çalışanlarının iktidarları döneminde enflasyona ezdirilmediğini ifade etti. Ve bu değerlendirmeden sonra konfederasyonlar olarak bizler söz aldık. Şimdi burada açıklıkla Sayın Bakan'a şunu ifade ettim. Eğer Türkiye'deki kamu emekçileri kendi bakanlıklarının önünde bu ülkenin çalışanları, bu ülkenin emekçileri polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyorlar ise ve bir konfederasyon TİS taleplerini ilgili muhatap bakanlık önünde açıklayamıyor ise bu vahim bir durumdur. Türkiye'deki demokrasinin, Türkiye'deki içine demokratik yapılanmanın ne denli, nerelere getirildiğinin açık kanıtıdır. Bu kabul edilmesi mümkün değil. Bunun üzerine Sayın Bakan tekrar söz aldı. Bizim Ankara Valiliğinden izin almadığımız ifade etti. Halbuki bu tür bir durumda biz dört koldan yaptığımız yürüyüşlerde de ve Ankara'daki yapacağımız bu etkinliklere ilişkin de 20 gün önce İçişleri Bakanlığı'na bilgi verdik. Biz sadece bu konuda bilgi veririz. Kaldı ki herhangi bir toplanma, gösteri, yürüyüş anayasal bir hakkımızdır. Önceden izin alınma zorunluluğu yoktur. Sayın Bakan'a bunu açıklıkla ifade ettim. Bu gözaltı ve saldırı sonrası ben orada basın emekçilerine ve içerideki heyete dışarıda arkadaşlarımızın saldırı olduğunu ve
açıklama yapmamıza izin verilmediğini ve gözaltıların olduğunu ifade etti. Bunun üzerine memur senin bağlı sendikalarının başkanlarından bir bölümü tepki gösterdiler. Bu vahim bir durumdur. Şöyle ki, eğer kendisini sendikayım diye adlandıran bir yapı, tırnak içinde söylüyorum, sendikayım diye adlandıran bir yapı, bir konfederasyonun üyelerine, yöneticilerine, bırakalım onu, emekçilere yapılan saldırıyı onaylar pozisyonunda tutum alıyor ise, bu da söylenecek söz yok artık. Kendilerine de bunu aynen ifade ettim. Eğer bir sendikal hareket diye tırnak içinde söylüyorum tekrar, kamu emekçilerinin bu şekilde bir şiddete maruz kalmasına onay veriyor, doğru bulduğunu ifade ediyor bir biçimde, bu artık söylenecek söz yok. Bunu tekrar şu şekilde ifade etmek isterim ki, biz bu ülkede, bu dünyada hiçbir emekçinin, bu sendikal yapı olur, dernek olur vesaire vesaire, şiddete maruz kalmasını asla onaylamayız. Bizim gibi düşünür, düşünmez. Farklı sendika olur, farklı dernek olur, farklı siyasal bir akım olur. Hiç sorun değil. Biz herkesin özgürce kendisini ifade etmesini sonuna kadar savunuruz. Az önce sorduğunuz soruda bu talepler konusunda farklılıklarımız olduğunu ifade ettiniz. Elbette ki çok ciddi farklılıklar var hem de. Memur Sen dünden bugüne durumu ortada. Yani 4 tane TİS yapmış, toplu sözleşmeye oturmuş. 4'ünde de kamu emekçilerini satmış. Bu kadar açık. Yani siyasal iktidarla kol kola girmek suretiyle işverenle kamu emekçilerinin emeklerini, alın terlerini yok saymıştır. Bugün de geldiğimiz noktada aynı durumla karşı karşıyayız. Talebine baktığımız zaman 8+7 istemek suretiyle 2020 yılı için, bu zaten var olan enflasyonun gerisinde bir taleptir. Şöyle ki, biliyorsunuz 15.9 tahmini enflasyon hükümetin, Merkez Bankası'nın açıkladığı, şimdi tekrar revize ettiler 13.9'a çektiklerini, ama bu tamamen tahmini enflasyon rakamıdır. Bizim ülkemizde hiçbir zaman tahmin edilen enflasyon asla gerçekleşmemiştir. Bunun üstünde asgari 5 puan, 6 puan, kimi dönemlerde 10 puan, 12 puan seyretmiştir. Buna karşın eğer bir konfederasyon 8+7'ye, yani böylesi bir taleple masaya oturuyorsa, zaten başlı başına bir sorun var demektir. Hamusen 600 lira taban aylığı ve 2020 için 10+10 %3 refah payı istiyor. Yaklaşık talepleri, bizim taleplerimiz de yaklaşık bir ekonomik anlamda düşündüğümüz zaman bir değer oluşturuyor. Biz ise kamu emekçilerinin bugüne kadar yaşadıkları bu hak kayıplarının giderilmesi noktasında yoksulluk sınırını baz alıyoruz. Dün de o toplantıda uzun uzun açıklıkla ifade ettim. Eğer Türkiye'de bir sendikal hareket kamu emekçilerine, emekçilere yoksulluk sınırının altında bir taleple gidiyorsa, böyle bir sendikal hareketi kabul etmek doğru değildir. Emek hareketi, sendikal alan asgari yoksulluk sınırının üstünde taleple gitmeli ve bunu elde etmelidir. Eğer Türkiye'deki emekçiler yoksulluk sınırının altında, açlık sınırı noktasında yaşıyor ise, buradaki sorun emek alanının, sendikal alanın kamu emekçileriyle talepleri noktasında yeterli mücadele etmediğinin göstergesidir. Memur Sen'in son 4 toplu sözleşmede yaptığı durum sonucu kamu emekçileri açlık sınırıyla yoksulluk sınırının altında karşı karşıyadır. O nedenle biz talebimiz konusunda ısrarcı olacağız. Bu talebi toplumun tüm kesimleriyle paylaşacağız.
Tabii biz bu ekonomik anlamda bu verileri talep ederken, Mehmet Bey, şunu da ifade etmek isterim ki, biz toplumun tüm kesimlerin, bu ülkedeki asgari ücretle geçinen milyonların, yine işsizlerin, yine emeklilerin taleplerinin de bulunduğumuz her yerde, o masada da, his masasında da, Türkiye kamuoyunun her noktasında da sahipleneceğiz ve bunların insanca yaşayabilecek bir gelire, ücrete ve yoksulluk sınırının üstünde bir yaşam standartına kavuşması talebiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Ramazan Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler ve dünle ilgili yaptığınız değerlendirmeler için. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Kolaylıklar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Ramazan Bey'in söylediği bilgiler önemli. Bundan sonra 16 Ağustos'a kadar görüşmeler devam edecek. 16 Ağustos'tan sonra da devam edecek. Ancak 16 Ağustos hükümetin kendi teklifini açıklayacağı tarih olması açısından yakından takip edilecek. Biz de bu gelişmeleri izlemeye ve aktarmaya devam edeceğiz. Böylelikle ekonomi rehberinin sonuna geldik. Saat 17.30'da tekrar görüşmek üzere.